Canlar bir kek çırpalım. Malzemelerimi hemen çıkarayım. İki yumurta, süt. Yine süt kalmamış. Süt kalmadığı için poğaçadan vazgeçtim. Şeyler nerede? Sütü çıkardım. Yumurta. Diğer malzemelerimi çıkardım. Allah'ım. Bunları biraz önce buzdolabından çıkardım biliyor musunuz? İçi boştu. Sürpriz yumurta almıştı babası. Bunların hepsini birer tane çıkarttılar içinden. Oyuncaklar geziyor etrafta da. Bu kutularını da baktım buzdolabının içine koymuş. Sabah Yakup dolapta bir şeyler yapıyordu. Açtı dolabın içine bir şeyler koyuyor. Ne yapıyorsun oğlum dolabın içinde dedim. Sonra baktım bunlar. Dolaba koymuş. Ah yavrucuğum ah. Şimdi şöyle bunun üstünü bir boşaltayım. Şarj aletlerimiz falan hep böyle elimize ne geçse fırının üstüne koyuyoruz. Sonra fırını çalıştıracağım zaman da hatta Yakup'un bunu buraya koyayım. O Yakup'un Duda yavrum sabah almıştı. Unuturum vermeyi şuraya koyayım iyisi. Burada veririm. Şeyi çıkarım. Canlar hemen kilerden un ve diğer malzemeler alıp geliyorum. Evet, unumuzu ve şekerimizi getirdik. Böyle kocaman bidonlarla. Sade yapacağım. İçine damla çikolata koyacağım. Damla çikolata nereye gitmiş ya? Ha, şuraya koymuştum doğru ya. Ya var ya. Bu damla çikolatayı vallahi nereye koyacağımı şaşırıyorum. Hamur kabartma tozu 2 tane aldım. Vanilyalı 1 tane aldım. Canlar nereye koyacağımı şaşırıyorum. Bu yazın buzluğa koyuyordum. Buzluğun arkalarına falan koyuyordum. Hani arada sırada veriyorum çocuklara tabii ki. Vicdansız bir anne değilim. Tabii ki de veriyorum çocuklar yesinler diye. Ama ne zaman pasta bir şey yapacağım zaman bir bakıyorum gitmiş. Şimdi bu kutuya koydum. Şu dolabın içine sakladım. Buldular. 2 gündür gelip gidip atıyorlar ağzına. Gelip gidip atıyorlar ağzına bu damla çikolatalardan. Bugün de aldım. Sabah gene Yakup kahvaltıyı yapar yapmaz hemen aldı ağzına 2-3 tane attı. Dedim şunu oradan saklayayım. Aldım kilerdeki erzak dolabının içine çekmeceni böyle en arkasına doğru koydum. Bu sefer demin bakıyorum ben nereye koydum bunu? Nereye gitti bu? Ya var ya. Allah'ım. Neyse canlar şimdi şöyle güzel bir kek yapalım. Hatta fırınımı çalıştırdım mı ben? Zaten fırınım işi takınca hemen çalışmış. Şöyle. Büyük bardağımızı alıyoruz. Biraz ölçümü fazla yapıyorum ben. Yine 2 yumurta kırayım. Ha, görünmüyormuş. Şöyle. İyi mi böyle? İşte idare eder. Anca. Şöyle atayım. Ben şimdi işe gidecek 1 saat var gitmesine. En azından dedim bir kek falan bir şeyler yer. Biraz şekerli canlar fazlaca koyuyorum. Çünkü ölçüyü fazla yapıyorum ben. Bunu kaldıralım artık şuraya. Ölçüyü böyle 1,5 ölçü falan yapıyorum.
keşke şunun sessiz olanını icat etseler. Neyse, 2 yumurta ve 2 bardak şekerimi çırptım. Şimdi yine 1,5 bardak civarı süt koyacağım. Yani 2'ye yakın yine koydum sütü de. Tepside yapıyorum. Geçenlerde şeyde yapıyordum hep. Aa, yağ kalmamış. Dur şu şeyin içine yağ koyayım. Şunda yağ kalmamış canlar. Bundan bir bardak yağ çıkmaz. Evet, çıkmadı. Tenekeden getireyim yağı. Şimdi geçenlerde şey yapacağım. Poğaça yapacağım. Ayçiçek yağı bitti. Biz de hani internetten, Trendyol'dan getirelim dedik. Sipariş verdik. Çünkü marketlere göre bazı yerlerde, internet sitelerinde biliyorsunuz uygun oluyor. Dedik şeyden verelim. Trendyol'dan mıydı neydi bilmiyorum tam da. Oradan verdik siparişi. Şöyle koyayım da zaten şişeye de koyacağım ya. Şimdi keki fırına atınca yağdanlığı da doldururum. Şöyle bir bardak da yağ koydum canlar. Ya onda 2 teneke ek siparişini verdik. Şeyle göndermişler. Neydi onun adı? Kargo, hani bir kargo var ya, uzun sürüyor. PTT kargo. PTT kargo ile göndermişler. Allah'ım, bekle ki yağ gelsin, bekle ki yağ gelsin. Biz dedik hadi 3-4 günde gelir. İdare ederim 3-4 gün. Nasıl olsa zeytinyağım var. Yemeklere zaten kullanıyorum. Ama pasta masta bir şey yapacağım zaman kullanamıyorum. Poğaça yapacağım. Ayçiçek yağı yok. Kek yapacağım. Ayçiçek yağı yok. Allah'ım, bugün gelir, yarın gelir, şu gün gelir, bilmem ne. Takip ediyoruz. Yok işte şeye verildi. Yola çıktı. Dağıtıma verildi. Bilmem ne. Gelir derken ben sırf ayçiçek yağım yok diye poğaça, kek yapamadım. Yani kekte zeytinyağı zaten olmaz. Poğaçada belki olur ama onu, yani zeytinyağım az kaldı, kısıtlı. Bu yıl pek de zeytinyağı çıkmadı bizim bahçemizden. O yüzden kısıtlı idareli kullanmam gerekiyor. O yüzden onu da poğaçaya kullanmak istemiyorum. Zaten siparişi verdiğimiz için gidip 1 kilo da olsa marketten almak istemiyorum. Çünkü zaten marketler çok pahalı. İnanır mısınız? Sırf evde ayçiçek yağı yok diye poğaça, işte kek, şunu bunu yapamadım. Neyse, yağımız geldi. Çok şükür artık yaparım. Tamam, bunu da şimdi konuşarak yaptığım için inşallah kafam karışmasın, onu da şey yapayım da şeker koyduk, yağ koyduk. Şeker, yumurta koyduk, yağ koyduk, sütünü koyduk, ununu koyacağız. Bu arada fırınım da ısınıyor zaten. Aman, şimdi düşecek elimden. Aslında benim canım şu an kakaolu kek istiyor. Ama Aytu kakaolu keki sevmiyor. Ya o da bir tuhaf, Allah'ım ya. Bakkaldan ya da marketten şey alıyoruz, topek alıyoruz. Bunlar kakaolu, bunu yiyor. Evde yaptığım kakaolu keki yemiyor. Diğerleri bayıla bayıla yiyor. Çok seviyorlar. Ama maalesef Aytu yemiyor. O yüzden ben de artık damla çikolata koyacağım. Zaten gidip gelip yiyorlar. Bari kekin içinde yesinler. Şöyle bir karıştırayım da un havalanmasın. Islatalım. Konuşuyorum ya, az daha bunları unutuyordum. Bir karıştırayım mı? Şöyle bir tadına bakalım. Güzel.
Şimdi sizinle konuşa konuşa yapıyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az daha kabartma tozuyla vanilyayı koymayı unutuyorum. Bir de şeyin arkasında kalmış. Gözüm de görmüyor. Gözümün önünde değil. Az daha unutuyorum yani. Bazen oluyor böyle unuttuğum. Kek yapıyorum mesela. Kabartma tozunu koymayı unutmuşum. Bir bakıyorum kek kabarmamış. Hayır, yenmiyordu öyle kek, biliyor musunuz? Kabarmadığı için yenmiyordu. Çünkü niye, içi pişmiyor. Şimdi hem içine koyacağım biraz bu damla çikolatalardan, böyle hamuruna karışsın, hem de üzerine serpeceğim. Tamamdır. Şimdi canlar, hemen şöyle dönüyoruz bu tarafa. Tepsimiz burada. Tepsimizi yağlayalım. Şimdi tepsiyi fırına atacağım. Keki beyazları makine yapmıştım. Onu sereceğim. Aylin yatıyor, uyuyor şu anda. Aylin uyanınca biraz kek yediririm ona. Hemen ödevlerin başına otururuz. Ödevleri tek tek, mesela matematik işlemi olsun, tek tek yapıyoruz canlar. Yani kendin yap kızım dediğimde, ben hadi sonra kontrol ederim falan dediğimde, bakıyorum yanlışı var çocuğun, kafası karışmış, olmuyor. Valla işi gücü bırakıyorum, oturuyorum başına. Bir saat mi sürer, iki saat mi sürer, ne kadar sürerse sürsün, tek tek yaptırıyorum ödevlerini. Ha, bu arada gene ben boş durmuyorum. Bir yandan ailenin ödevini yaptırırken bir yandan da örgümü örüyorum. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Kekimiz yükleniyor. Şimdi geçenlerde ben kek kalıbı almıştım. Belki siz şimdi sorarsınız niye kek kalıbında yapmadım. İnanın iki defa o kek, iki mi üç mü, iki veya üç defa o kek kalıbında yaptım. Bilmiyorum nerede hata yapıyorum. Hadi birincisindeki hatamı biliyorum ne olduğunu. Ben normalde bu tepsiye göre yapıyorum ya keki. O yüzden ölçüyü hemen hemen ikiye yakın koyuyorum. Yani bir bardak sütse iki bardak. Ya zaten gördünüz, iki bardak süt. Bir bardak şekerse iki bardak şeker. Çünkü bunu doldursun. Bu tepsi bir de kabardığı zaman bu tepsi dolacak. Kabar kabar bir kek oluyor. Daha... Yani bir tepsi değil de iki tepsi kek çıkmış oluyor, anlayacağınız. Ben kalabalık aileyim, bu tepsi bende bir günde bitiyor, yarına kalmıyor bile. O yüzden ölçüyü fazla tutuyorum. Neyse, tabii ben kek kalıbında da aynı şeyi yaptım ama hata yapmışım, bilemedim. Hadi neyse, ilkinde hatamız buydu. İkincide az yaptım şeyi, ölçüyü bir tuttum. Gene içi pişmedi. Hani no, yani nerede hata yapıyorum bilmiyorum. Neyse dedim, şimdi ben canım kek istiyor. Çocukların da canı kek istiyor. Şimdi yine onunla yaparım. Bu sefer yine tutmaz, bir şey olur. Burnumuzdan gelir. İyisi mi dedim. Şöyle güzel bir tepsi keki yapayım. Yine anne keki olsun. Şöyle ağız tadıyla yiyelim. Ben bunu fırına koyayım canlar. Fırınımda oh ne güzel ısınmış. Çabucak olur. Aslında fırın, aslında yani kekim pişmeden mutfaktan ayrılmamam gerekiyor. Kek pişsin, dinlenmeye geçsin, öyle gideyim çamaşırları sereyim. Yoksa bu sefer giderim çamaşır sermeye. Cabında lafa şeye dalarım, işe güce dalarım, keki unuturum, yanar manar. Emeğimiz de boşa gider şimdi. Şunu doldurayım canlarım. Ya Allah'a bismillah.
kaldır. Bunu şöyle koyalım. Şunları da, şunu da yerine koyayım. Bir şeyler daha yapayım diyorum. Ne yapsam bilemiyorum böyle çocukların seveceği bir şeyler olsun. Sütüm az kalmış. Bir de pudingli pasta yapayım diyor dedim ama süt az kalmış. Bu kalan süt ancak çocuklar gelince içerler. Ancak. Şimdi camlar. Şurayı bir toplayalım hemen. Çorban var. Şöyle yapayım. Şurayı da toplayalım camları. Hemen yıkayıverelim. En azından kek pişene kadar şuraları toparlayayım. Kek pişince de çıkartırım. Dinlenmeye bırakırım. O kek dinlenirken ben giderim. Çamaşırlarımı sererim. Şimdi inçik inçik yapmayayım. Çıkmışken üst katta biraz işlerim de var. Onları da hallederim. En azından. Çamaşırı sererim. Ondan sonra yardımda bir şeyler yapayım. Şimdi şurası da şey. Meyvemiz kalmadı. Meyve kalmayınca şunu kaldıralım. Ali Yakup'u uyutuyor. Ayağında uyudu herhalde. O da uyudu galiba. Şuraya azıcık şey. Makineye koyayım. Bunları hiç makineye atmıyorum. Şu şeyleri. Mikserin çırpıcılarını. Çünkü makine bazı şeyleri paslandırabiliyor. Ne yaptın? Diktin mi onu? Evet. Ali Bey terzilik işine başladı canlar. Evde bütün işleri ben yapıyorum maalesef. Terzilik işine başladı. Getirsene onu bir şey yapsana. Yani dikiş böyle yırtık sökük bökük olursa Ali Bey'e müracaat edebilirsiniz. Evet, şimdi fermalarını yaptım. Ne düştü? Fermaların düştüğünü içine. İçinde bir şey varmış. Fermalıymış bu demek ki. Ne çıkmış o zaman? Ayrılmış. Şimdi şu Alper'in yeleği, şişme yelek. Geçen yıl bunu giyiyordu. Fermuarı bozuldu. Fermuarı bozulunca şurada çırtçıklar olduğu için. Fermuar cebimdeymiş bunun bak. Şey yapmadık. Çırtçıklar olduğu için idare eder falan dedi. Kış bitiyor bilmem ne dedik. Bu yıl tekrar kış geldi ve yine çocuk giyecek yeleğini. Ama fermuarını yaptıralım dedik. Bir de Aytun fermuar var yaptırılacak. Yine böyle şişme yeleği. Terziye sorduk. Bir fermuara 50 lira diyor. Şimdi dün de Aylin'in montunun fermuarı kırıldı. Onu da tamir edecekti ama olmadı. Şimdi Aylin'in montu var. Aytun şişme yeleği var. Bir de bu var. Dedik üçünü yaptırsak 150 lira. Bu tarafta dedik çarşı içinde şey var mı acaba? Terzi belki hani burası AVM yakın olduğu için bura bayağı bir pahalı yapıyor. Aytun'a bir baksana.
Şeyde giymedi zaten. Kapının arkasında olması lazım. Bir bak. Neyse bunu Ali tamir etti. Neyse 50 lira buradan karımız oldu. Bunu tamir etti. Bunu şey yapsana. Şeyin üzerine koy. Senin merdivene koydum ya. Onun üstüne koy, yukarı çıkardım. Çıkardım şimdi. Neyse tamam. Öve odaya koysam. Kıyafetlerini de şeye koy da. Poşete mi? Evet. Dur şimdi zaten kek koyduk yanına. Şimdi kekler, çaylar, kekler, bir şeyler yeriz, öyle yıkarsın. Biraz soğuk algınlığı ve öksürük var. İlaç veriyorum. O yüzden uykusu geliyor. Erkenden uyudu. Neyse şimdi uyanınca tekrardan veririm ilacını. Yine akşam da erken yatar. Sabah saat 5 neydi? He. Ya diyor, geçmiyor öksürük. Evet. Geçmiyor. Yeter dedi. Ya gündüz bu kadar öksürmüyor ama. Ha. Evet. Gece bir öksürük tutuyor Yakup'u. Gündüz böyle öksürük tutmuyor ama veriyorum şurup. Bir gıcık geliyor gece bunun boğazına. İki gecedir sürekli gece uyanıyor, öksüre çocuk. Şimdi bu gece de uyandı, gene çocuk öksürmekten uyuyamıyor. En son isyan etti. Yeter ya, yeter, geçmiyor dedi. Allah. Şimdi su falan veriyorum boğazını yumuşatsın, şey yapsın diye. Şimdi sabah yine verdim ilaçlarını. Uyudu. Uyanınca yine hemen veririm. Neyse makinamı da kapatayım artık. Şimdi... Şöyle fırınımın yanına da koyayım. Kabarmaya başlamış. Kabara dursun bakalım. Ne oldu, olmuyor mu? Değişmesi lazım şurası. Şurası işte şey yok, plastik olsun. Aileninki de böyleydi işte. O yüzden olmuş olmadı. O da böyleydi. Plastikmiş. Plastik lazım. Neyse. Bunları poşete... Çok seviyor yeleği. Aytro. O siyahı biraz soğuk, siyahı da giyer. Biraz küçük geliyor sanki de. Yok, Aytol mu? Yok, o gayet iyi oluyor şu an. Bir de beyazı var ya, bir de onu da giyiyor. Alperin'in onu denemesi lazım. Geçen yıl oluyordu, bu yıl oluyor mu bilmiyorum. Bir deneyip bakacak ona göre. Şu keki çıkar... Gel, getir koysana. Keki çıkarayım da. Bir çamaşırları sayacağım. Mesela bir çay ısıtırım, kek çay yeriz. Hazır olsun, şurada dursun. Bunları da serelim. Canlar, kekim pişti. Çok hızlı bir şekilde pişti biliyor musunuz? 10 dakikada pişti. Çünkü fırını önceden açmıştım. Isındığı için ısınmış fırına koyunca 10 dakikada pişti. Anne keki 10 dakikada yapması, 10 dakikada pişirmesi.
Şöyle içine falan kontrol ettim tabii ki içi pişmemiş olmasın sonra falan dedim. Şöyle baktım yok gayet güzel yani. Çatalla da batırdım gayet iyi. Altına falan da şöyle bir baktım. Güzel. Tam benim istediğim kıvamda. Şimdi üzerine temiz bir örtü örteceğim. Yoksa örtü örtmezseniz şöyle temiz bir bez örtmezsem şey oluyor canlar. Şu tarafına da örteyim. Ben bunları zaten bu tarz böyle bir hamurun üzerini kapatmak için ya da ne bileyim işte yaptığım bir böreğin üzerini kapatmak için, hamur işlerin üzerini kapatmak için kullanıyorum zaten bunları. Bu şekilde örttüm şimdi canlar. Eğer üzerini örtmezsem dışında bir kuruluk oluyor. O kuruluk olmaması için üzerine örtüyorum. Şimdi sepetimiz de çıktı. Ne yapsak? Çayın altını yakalım. Ali işe gideceği için şey yapmayacağım. Çamaşır yine biraz bekleyecek. Isınsın çayımız. Çamaşır bekleyecek çünkü Ali işe gideceği için şey yapamıyorum. Çamaşır sermem uzun sürer. O yüzden bekleyeceğim biraz canlar. Şunları en azından toplayayım. Ay bunun içinde ailenin bir tane evi vardı. Evin küçük küçük koltukları, yatağı, dolabı, aklınıza ne gelirse minik minnacık bunlar onun içinde. Yakup biraz önce buradan bir şeyler aradı. Ah yavrum. Ne yapmışsın böyle dolaştırmış. Aa bu uçak da kırılmış. Bu uçaklar yalnız çok sağlam çıktı biliyor musunuz? Sadece tekerleri kırıldı. Kendine hiçbir şey olmadı. Şöyle yapayım. Ailenin çantası. Bir yerlere giderken böyle takı veriyor içinde koluna. Şurası kırılmış artık bu çöpe gidecek. Gitmiş yani. Bu uçaktan iki tane. Birini Alper'e birini Aytuğ'a almıştık. Çok küçüklerdi o zaman. Yakup kadarlardı ikisi de. Sadece uçağın çok uzun zaman oynadılar uçakla. Pervaneleri falan da vardı. Uçağın sadece tekerleri gitti, kırıldı. Sonra pervaneler derken en son üzerine basmışız herhalde. Bunu çöpe atıyoruz artık. Kırık oyuncak bırakmıyorum. Hep atıyorum. O kadar atıyorum, o kadar atıyorum kırık oyuncak. Ama habire yenisini de aldığımız için ne olacak? Hiç şey yapmıyorum. Çocuklarımız bir daha çocuk olmayacaklar. Bu da emektar telefon. Babaannesinin telefonunu Yakup aldı. Şimdi artık oyun oynuyor onunla. Bu odada küçük bir değişiklik yapacağız önümüzdeki günlerde. Bakın şunların içinde oyuncak var hep ha. Minnacık minnacık oyuncakları koyuyorlar. Neyse topladım buraları da. Bu arada ben ailenin ödevlerine bakacaktım. Ödevleri çok mu az mı diye. Alper'in şu masasını üst kata çıkaracağız. Kendi odalarına. Çünkü akşamları hepsi bir arada olduğu zaman, hepsi evde olduğu zaman evde çok fazla böyle bir ses oluyor ve bu seste yani mesela Aylin'le Yakup kavga ediyor veya Yakup Aylin'le Aytuğ kavga ediyor, tartışıyorlar falan veya Yakup'un bağırma krizi, ağlama krizi tutuyor falan. Bu sesli ortamın içinde Alper verimli ders çalışamıyor. Bu yüzden Alper'in masasını bilgisayarla beraber üst kata koyacağız. Pazar günün cumartesiden beri koyacağız. Bir türlü koyamıyoruz. İnşallah yarın koyarız artık. Her gün çocuk diyor ne zaman masamı yukarı çıkacaksınız diye. Bugün de geçti ama inşallah yarın Alper'in masasını üst kata çıkaracağız. Üst katta odanın kapısını kapatıp kendi kafasına göre rahat, sakin bir şekilde dersine çalışır. Sınava kadar böyle yapacağız. Sınavdan sonra geri indiririz aşağıya. Öyle canlar. Şimdi ailenin ödevlerine bakayım ki ona göre hareket edeyim. Bakalım bakalım. Evet, son ödevimiz neymiş? Hayat bilgisi okul kitabı 80-81, matematik ödev yaprakları 41-42, hayat bilgisi ödev yaprakları 17-18-19-20-21-22. Hayat bilgisi matematik. Yine bir de İngilizce var. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Aileni biraz sonra uyandırıp ödevlerine başlamam gerekiyor. Şimdi bunu da çöpe atalım canlar. Yakup da çöpte oyuncak gördüğü zaman anne benim oyuncağımı niye attın? Anne benim oyuncağımı neden attın? Gel açıkla ona. Yavrucuğum kırılmış diyorum.
Ama babam tamir ederdi. Bir de öyle cevabımız. Babam tamir ederdi. Şunlara dolduracağım çay. Tepsi alayım. Bu kadar dinlendiği yeter. Saat buçuk zaten. 2:30 yani. Aslında ben keki sıcak sevmem. Kesinlikle sıcak sevmem ama şimdi Ali işe gideceği için hani çok da soğumasını bekleyemeyeceğim. O yüzden böyle sıcak sıcak koyuyorum. Dursun. Çaylarımızı kaldıralım. Canlar bize afiyet olsun. Şöyle karı koca güzel bir keyif yapalım. Baktım ödevlerine var bayağı gene ya. Bu İngilizce de var. Adam mıydı Ali bu? Evet. Bir tanımlar Adem'in vardı. Evet. Anadolu bizim. Abimin aldığı ilk araba mıydı? Yok, ikinci arabaydı. O bir tane almıştı, çok eski bir şey, onu satmıştı. O eski, koydu oraya kaldı bir kere. Evet, çalışmayan araba. O kalmıştı. Siz o zaman şeyde mi oturuyordunuz? Esatepe'de mi oturuyordunuz? Hatırlamıyorum. Onun olduğu için takılıyorduk ya. Anadolu'da. Anadolu'da. Biz evliydik ya. Evet. Yok. Ya nişanlıydık ya da yeni evliydik. Öyle bir şeydi. Tabii çünkü biz ondan hep beraber köyde düğüne gittik ya. Hatırladım. Nişanlıydık. Ya da yeni evliydik. Tam karşı yapamadım. Öyle bir şeydi işte.
Dün senin Yakup'a aldığın araba Aytun çok Alper'in çok hoşuna gitti. Güzel bir şey. Buna yalvardı ver bana diye vermedi. Vermedi. Tamam parayla sataydı, satın alaydı. Al diyor bak ben sana seni şey diyor. Yakup bu çok güzelmiş bunu bana ver. Ne olur bana ver diyor. Şey diyor senin diyor dinozorun var diyor. Biliyor onun masaya koyacak. Senin dinozorun var diyor. Getirdi dinozoru. Al diyor bu dinozoru senin olsun senin al. Arabayı bana ver. Vermedi. Çikolata biliyor musun? Bunu mu? Ne kadar aldı bu biz ya? Ne kadar aldı bu biz? Neyi? Bilmem mi aldı, kahve bile mi aldı? Ne kadar aldı? 24 lira mı? 29 lira mı? Demir araba ha. Niye ailenin istediğini anlıyorsun, onu anlıyorsun yok da? Yok dedim sana dün, yok yok. Şeyde şey yok mu? Şu melekler giyin beni, o tarafta var ya bir tane. Tamam onun karşısında var, daha çıkmayın. Daha içeride eşyalar vardır. Oraya gelip gelip çıktı bana. İsteyip duruyor. Kek de güzel olmuş ha. Ona bak başka bir şey var. Ne? Boyamayla ilgili bir şeyler alıyorum. Boyama mı? Yani o... Boyama kitabı falan alma. Çocuk onu istiyor. Allah Allah. Ne istiyor? Makyaj seti. Makyaj seti istiyor. Tamam mı? Ondan sonra... Çok nerede görmüş makyaj? Kimden görmüş makyaj yapmayı? Kız makyaj çocuğu etmiş. İşte. Kız çocuğu istiyor. Ay. Makyaj seti istiyor. Çay takımı istiyor. Çay takımları yok mu? Hep kırıldı, bozuldu. Hiçbir şey kalmadı ki. Ondan sonra... Bebek istiyor. Ne istiyor? Oyuncak bebek. Tamam ben bir bebek alır kanka. Neymiş bu? Ah. Bu da bebek. Oyuncak bebek. Heh, sen ondan yapsana bir tane. Ya dün aşırı şey, pijama askerleri ağaca dektik, bulamadık. Kaç yere baktık. Bir zamanlar ailenin pijama askerlere taktığı gibi, yani onlara olan ilgisi gibi şimdi de Yakup. Sordum da yüzler vardı, 3 tane 100 lira mı gitti? Kaç lira, 140 lira mı dedi? Yani bugün de izlemedi. Ne has, hayret bugün pijama askerleri izlemedi. Çok sakin. Sen çok sakin. Çizgi film... Peşime gelmek istedi hiçbir şey. Ben de farkındayım. İşte onu diyorum ya sen bugün ne oldu? Senin peşine gelmek istemedi. Akşama faydaları çizgi film izlemedi. Çizgi film istemedi. Ondan sonra Legoları istedi verdim. Onlarla oynuyor sabahtan beri. Ondan sonra şurada oynadı hep. Şurada oynamak hoşuna gitti. Allah Allah dedim. Şimdi dün aşı oldu ya çocuk. Bugün bir sakinlik var Yakup'ta. Bir dakika daha yazdırım abi. Çok kalabalıktır sağlık hocam. Niye ki? Pazartesi diye mi? Rahat 20 kişi var dışarıda. Öf. Bekleyemem ben şimdi bunu yapayım. O şeyi de fıstık görürsen şu köprü başında satıyor ya adam. Oradan gene alsana o şeysiz fıstıktan. Tuzsuz fıstıktan. Tuzsuz her tarafta var. Şurada da var, şeyde de var. Nerede? Kurtta şurada ne? Kuru yemekçi var ya. Ha sen oradan biniyorsun ya servise. Giderken değil de ama gece de olmaz da. Giderken zaten bir yerim orası. Yediler görmüyor musun? Şey yapacağım diye aldım. Yapamadım onu da bir türlü bu ara.
Maalesef. Yediler. Etek kurtları ağızları boş kalmasın. Dur. Hiç acıcı bir şey yok mu bunu seyrediyorsun ya? Yok. Maalesef. Zaten şey... Ne? Ya zaten... Bunalımda mısın yoksa? Evet, depresyona girdim. Depresik. Bunlar hep sıkılıyoruz yani. Her şeyden sıkılan bir millet olduk. Açmış bir film. Yok lan, ne ya? Hiçbir şey yok yani. Ne yapayım? Projeyi aç, normal kanalları açsana. Yok işte ki öyle bir şey. Bu saatlerde kadın programları var işte. O yüzden yani. Sevmeyeyim ben de. Aç bakayım, belki ilgimizi çeken bir şey mi çıkar. Sevmeyeyim ben de. Aç sana. Gelelim, mutfakta var, sen edecek misin? Demiyorum. Mutfak bahaneymiş. Seyredecek misin? Bu da şey, Kadir Ezildi. Bu da mutfak. Millet bayılıyor bu programlara. Neyse, beni hiç açmıyor. Valla şu izlenilen gündüz programlarının içinde işte bu mutfak yemek olayları var ya, yemek yapmaktan ziyade kavga şeyi. Söyleyemedim işte. Programı diyeyim. Yemek programından ziyade kavga programı. O yüzden ben sevmiyorum. Hiçbir şekilde izlemiyorum onları. Yok biri gelin kaynanaklar kavga ediyor. Yemek yapıyorlar bilmem ne. Yok öteki şey var, Kadir Ezildi var. İşte onu. O geçen yıllarda temizlik programları yapıyordu. Millet bayla bayla izliyordu. Ben böyle bir iki defa izleyeyim dedim. Ay o pis evleri gösteriyorlar ya. Benim içime daraltı geliyor. Ruhum daralıyor. Allah'ım diyorum, şimdi bu kadın bu evi nasıl temizleyecek? Bir de süre var. Belli bir süre var. Atıyorum 3 saat. 3 saatte bu evi nasıl temizleyecek? Ay bana şey geliyor. Sanki bana o görev bana verilmiş gibi. Sanki ben o yarışmadaymışım gibi. Onun stresini yaşıyorum. İzlemedim. Şimdi mutfak programı. Mutfak programlarında da ya sürekli bir kavga, sürekli bir tartışma. Bizim milletimiz çok seviyor böyle kavgalı tartışmaları, anlamıyorum. Yemek programı mı, tartışma programı mı belli değil. İşte o onun yemeğine kusur buluyor, o onun çorbasına, o onun salatasına kusur buluyor, nimetlere kusur buluyorlar. Zaten en sinir olduğum nokta bu. Yani nimet nimettir, tuzu az olur, yağı fazla olur, salçası eksik olur. Yani sonuçta nimet yani, onu bulamayan ne insanlar var. Ondan sonra yani en zaten sinir olduğum şey o, birbirlerinin yemeklerini eleştirmeleri. Ya bu bizim günlük hayatımıza da yansıdı. Bir yere oturmaya gidiyorsun, oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra dönüşte eve geliyorsun, işte atıyorum yürüyerek geliyorsun. Kahvesi güzel değildi. Yok diyorlar, yok işte ne bileyim yemeğinin eti azdı, yok diyorlar o pilavı çok yağlıydı, yok diyorlar tuzsuzdu, hiç tadı yoktu, bilmem ne. Ya ben çok kızıyorum bu konuşmalara. Ne oluyor işte televizyondaki o saçma sapan programların verdiği mesajı gayet güzel algılamış milletimiz. Ne bileyim. Ben sevmiyorum hiçbir şekilde. Gündüz programlarına baktığımda ya izlenecek bu, hiçbir program bir yok. Bir tabak getirilir mi? Sadece Müge Anlı'yı izlerim. Onu da bu aralar olmaz. İzleyemiyorum ya zaten. Ya böyle mi olur yani? Biraz servis, biraz şeyci ol ya. Olmaz ki böyle ya. Çanakta çay getirmiş bana ya. Çorba kasesi. Bu nedir ya? Yani şekerin yani açık mı koyu mu oldu mu, ben çayı göremiyorum i̇şte, mesela. İşte böyle bak, vatandaş da ne bana ne içtiğimi bilmiyorum diyor mesela ben burada. Yani çay çayın... içtin, merak etme, gazoz içirmedim. Ben kulağımı şey görmem lazım. Nuri Alço gibi gazoz içirmedim sana. Tavşan kanı değil mi, yoksa imamın abdest suyu mu içtik? Bu bardaklarda belli olmuyor şeyi. İşte. Ya şimdi damak tadımı bildiğim için ya nereye kadar dem koyacağım, nereye kadar su koyacağım onu biliyorum yani. Çok demli çay içmem. Sen de öyle çok demli içmezsin. Tavşan kanı olacak. Hı. Buyuruz sana tavşan kanını. Tavşan olmaz olmaz yani. Ne diyordu geçen şu adamı görünce şeye benzettim. Nusret yok mu, bir tane aşçı Nusret? He. Onun etinde altın mı varmış? Altın.
tozuyla kaplamıştım. Altın tozuyla ama dediği gibi dün nerede gördüm ben ya? Bir yerde böyle gördüm ama unuttum da yani. Bir televizyon programında böyle şey bir saniyelik anlık yani haberlerde miydi neydi? Nusret'in şey, etinde şey varmış. Altın tap kaplama mı yapmışlar? Altının tozunu mu ne yapmışlar? Ne bileyim böyle bir şeydi yani. Ama çok güzel para kazanıyor şu adam ha. Evet. Yani onun lokantası restoranına gitmişlerdi. Ödedikleri para ne? Pirevi parası mı ne? Bir yemek yemişler sadece. Evet. 3 milyon ne? Milyon. Yani milyon hesap ödemişler. Yani onlar öde yiyebilir yani. Normal ne olacak? Bir ete 3 milyon liradan aylık kazancı yani, 300 milyondur yani. Yani orası öyle. Ne paralar dönüyor da. O para bizde yok. Bizlere vurmuyor. Buna şükür. Çok şükür diyoruz değil mi canlar? Çok şükür her halimize. Şimdi kekimizi yedik, çayımızı da içtik. Şöyle bir telefonu alayım elime. Yüklediğim videonun yorumuna falan bir bakayım, edeyim. Evet, bir bak. Ondan sonra da sen işe gidersin. Evet, ben de evet. Terasa çıkarım. Çocuklar uyuyorken çamaşırlarımı sererim. Yukarıda çamaşırlar var katlanacak. Onları falan katlarım. Çocuklar uyandıktan sonra da zaten Aylin uyandı mı ödevlerimize başlarız. Arka arkaya Aylin, Yakup, Alper gelir. Aytu gelir. Onlar geldikten sonra ben artık finish. Oturamıyorum. Ayaktayım.